dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler dilerdim işler. Uzun bir aradan sonra ilk defa bugün Radyo Kasel Stüdyosu'ndan yaptığımız yayınla radyolarınızdayız. Bu süre içindeki düşüncelerinizi, yapıp ettiklerinizi bizimle paylaşmanız için 57 80 65 numaralı telefondan aramanızı bekliyoruz. Kıymeti anlaşılamamış 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları Fabrikalarda ve atölyelerde ağır koşullar altında çalışan yüz binlerce emekçi için kısa süreli çalışma, sağlık ve gıda sektöründe 12 saatlik iş günüyle başladı. Uluslararası Çalışma Örgütünün bir raporuna göre dünya çapında şu anda 1 milyar 600 milyon emekçi geçim kaynaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı yaşam kalitesinin artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi için yıl boyu yapılan çalışmaların gelecekte hangi taleplerle yürüyeceğinin seslendirildiği gün olması gerekirken bir güne sıkıştırılan bir bayram olmaktan ileri gidemedi. Olup bitenlerin bir türlü farkına varamayan milyonlarca emekçi de sömürüsüz, kimsenin kimseye böyle yaşayacaksın diyemeyeceği bir rejimin kurulmasının, yani kurtuluşun mümkün olduğunu anlatanları hala düşman, vatan haini, komplocu, hayalperest olarak görmeye devam ediyor. Emekçi sınıfın çoğunluğu bugün kullandığı 8 saatlik iş günü, emeklilik, basın ve sendikalaşma özgürlüğü gibi çok sayıdaki hakkın yıllar önce yüzbinlerce işçinin mücadelesiyle elde edildiğinden bir haber. Onuruyla yaşamak, emeğinin karşılığını almak için mücadele etmek yerine çalışma şartlarının sebep olduğu uykusuzluğa karşı uyku ilacı, acılara karşı ağrı ilacı, depresyona karşı depresyon ilacıyla yaşamayı tercih ediyor. Buna rağmen bugünkü yaşama tarzını dayatan rejimin değiştirilebileceğine inanan örgütlü bir küçük azınlığın olması bile umut veriyor. Çünkü örgütlü küçük bir azınlık örgütsüz yüz binlerden daha güçlüdür. Sömürüye, savaşlara hayır, özgürlüğe evet diyen bu küçük azınlık için çalacağız 1 Mayıs Marşı'nı bugün. Koronavirüs salgını nedeniyle Hessen'deki 52 binden fazla firma kısa süreli çalışma başvurusu yaptı. Frankfurt'taki bölge iş ajansı tarafından yapılan açıklamada Hessen'deki tüm şirketlerin yaklaşık üçte birisi kısa süreli olarak çalışıyor. Almanya'da korona salgını döneminde hastalık raporu alan emekçilerin sayısı Mart ayına göre güçlü bir şekilde arttı. Augsburga Allgemeine, kamu hastalık sigortaları GKV verilerine göre Nisan ayında hastalık raporu alan emekçilerin sayısının Mart ayına kıyasla %43 arttığını yazdı. Buna göre Nisan ayında kamu hastalık sigortalarında sigortalı olan 2 milyon 130 bin emekçi çalışamaz raporu aldı. Haberde 2017-2018'de yaşanan ağır grip dalgası esnasında hastalık raporu alanların sayısının daha yüksek olduğu belirtildi. Korona salgını nedeniyle başlatılan ve 18 Mayıs tarihine kadar geçerli olan uygulamaya göre emekçiler Almanya'da doktora gitmeden telefonla hastalık raporu alabiliyor. Önce basın özgürlüğü. Kasrue'de bulunan federal mahkeme Perşembe günü 2012 yılında Afganistan'daki duruma dair orduya ait gizli belgeleri yayınlayan gazeteciler hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme belgeleri yayınlamanın yasal olduğuna hükmetti. Mahkeme Alman ordusunun gizli ibareli belgelerini yayınlayan Westdeutsche Allgemeine gazetesine karşı telif haklarının ihlali gerekçesiyle ihtiyadi tedbir kararı alınmasını talep eden hükümeti haksız buldu gazetenin Alman ordusunun Afganistan misyonu ile ilgili hazırlanan belgelerini yayınlamasının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceğine hükmeden mahkeme belgelerin yayınlanmasının kamu çıkarına olduğuna karar verdi. Karar gerekçesini okuyan mahkeme başkanı Koch, basın özgürlüğünün ağırlığı daha fazladır dedi. Doğu haberine göre mahkeme dış güvenlik tehdidi gerekçesiyle söz konusu raporların yayınlanmasına engel olunması noktasında telif hakları yasasının geçerli olmadığını hükmetti. Gazetenin ait olduğu o dönemde VAZ Medya Grubu adını taşıyan Funke Medya Grubu Eylül 2012'de ordunun son 11 yıldaki Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin raporlara erişim talebinde bulunmuştu söz konusu talep devlet tarafından güvenlik kaygıları gerekçesiyle reddedilmişti. Bunun ardından medya grubu söz konusu belgelere başka bir yoldan ulaşmış ve Vestoce Algemeine gazetesi bu belgeleri internet sitesinde yayınlamıştı. Söz konusu belgeler Alman ordusunun 2001-2012 yılları arasında Afganistan'da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin gizli haftalık askeri raporlardan oluşuyor. Bazı federal milletvekillerine verilen belgelerin yalnızca kısaltılmış halleri kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Ancak Vestoço Algemayne belgelerin tamamını yayınlamıştı. Alman hükümeti bunun üzerine gazetenin telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye ihtiyadi tedbir başvurusunda bulunmuştu. Alman hükümeti ibadethane, çocuk parkı, müze ve hayvanat bahçelerinin açılmasına yeşil ışık yaktı kapsamlı kararlar 6 Mayıs'ta açıklanacak. Video konferans yoluyla yapılan toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Başbakan Merkel, koronavirüs enfeksiyonlarında artış olması halinde kısıtlamaların yeniden devreye sokulmak zorunda kalınacağını söyledi. Merkel, futbol karşılaşmalarının başlaması ve kreşlerin açılması gibi daha kapsamlı kararların 6 Mayıs'ta eyalet başbakanları ile yapacağı bir sonraki toplantıda ele alınacağını açıkladı. Dolce Berlin'in haberine göre kilise ve dini topluluklara enfeksiyondan korunma kurallarına riayet edilmesi halinde yeniden ibadet edebilme imkanı sağlanacak. Bu kurallar uyarınca kilise ya da cami gibi ibadethanelerdeki kişiler arasında en az bir buçuk metre mesafe bulunması, burada bulunan herkesin de maske takması gerekiyor. Ayrıca hijyen kurallarına uyulması, uzun kuyruklar oluşmaması kaydıyla müzeler, sergi salonları, sanat galerileri, hayvanat ve botanik bahçeleri yeniden açılabilecek. Hessen'de insanlar pazartesi gününden itibaren korona salgını nedeniyle kapalı olan müzeleri, hayvanat bahçelerini ve botanik bahçelerini ve kuaförleri ziyaret edebilecek. Bu açıklama fiziki mesafe ve hijyen koşullarına uymak koşuluyla korona kabinesi toplantısının ardından Başbakan Folka Büfye tarafından açıklandı. Buna ek olarak fiziki mesafe kurallarına uyulması durumunda Hessen'deki oyun alanları da pazartesinden itibaren çocuklar tarafından tekrar kullanılabilecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.